Hızlı baskı almak Tasarım işlemindeki bir noktada çalışmanızın sağlam bir kopyasını oluşturmanız gerekebilir. İnceleme amaçlı olarak çiziminizin hızlı bir baskısını oluşturabilirsiniz. Ekranda bölünmüş bir tren yolu çit detayının çizimi bulunmaktadır. Çizimde yer alan birimler ondalık birim olarak ayarlanmıştır. Görüldüğü gibi çizimin ölçüleri 18 birim genişliğinde 14 birim uzunluğunda olarak belirlenmiştir. Bu çizimin sağlam bir kopyasını oluşturmak için bir başlık bloğu ve her şey ile biçimsel bir baskı olması gerekmez. Bu çizim sadece kağıda basılacak. Bu yüzden gözden geçirilmesi için bir müşteriye verilebilir. Bunu yapmak için hızlı erişim aracında bulunan baskı düğmesini tıklayın. Açılan baskı iletişim penceresinde bulunan Learn about plotting bağlantısını kullanarak baskı işlemi ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde baskı ayarları ile ilgili sorularınız varsa sadece ayarın üzerine fare ile geldiğinizde AutoCAD programı detaylı açıklamalarda verir. Plat iletişim penceresinde yer alan Printer, Plotter Name açılır menüsünde bilgisayarınıza bağlı olan veya ağda bulunan yazıcılar görüntülenir. Bu yazıcılar Microsoft Word programı gibi programlardan baskı alırken görüntülenenlerle aynı yazıcılardır. Herkesin bilgisayarında bulunan yazıcılar farklı olacağından bu listede görüntülenen yazıcılar sizin listenizle eşleşmeyebilir. Listenin alt tarafında bulunan yazıcılara bakacak olursanız, bunların simgelerinin diğerlerinden farklı olduğunu göreceksiniz. Bu simgeler AutoCAD 2001 ile kurulmuş olan sanal yazıcıları temsil etmektedir. Şu anda bilgisayara bağlı bir fiziksel yazıcı bulunmamaktadır. Bu yüzden DWG to PDF PC3 sanal yazıcısını seçin. Siz kendi bilgisayarınıza bağlı olan yazıcıyı seçebilirsiniz. Plot iletişim penceresine bakın. Burada yer alan paper size açılır menüsünden ANSI A diye bilinen, ölçüleri 8.5'e 11 olan mektup boyutunu seçin. Bu açılır menüde diğer kağıt boyutu seçeneklerini de görebilirsiniz. Ayrıca bu listede yer alan seçenekler seçtiğiniz yazıcıya bağlı olarak değişir. Bu listede sadece seçilen yazıcıya göre olan kağıt boyutları görüntülenir. Böylece bu ayarı seçtiğiniz ANSI A yazıcısına göre ayarlanmış olan seçeneği bırakabilirsiniz. Sizin sisteminizde bu ayar letter olarak da seçilebilir. Bu iletişim penceresinde yer alan Plot Area bölümüne dikkat edin. Bu bölüm, AutoCAD programına çizimin ne kadarının basılacağını belirlemek için kullanılır. Bunu yapabilmek için birkaç yol bulunmaktadır. What to Plot açılır menüsünden Window seçeneğini tıklayın. Çizimin sol üst köşesine tıklayın. Farenin sol tuşunu basılı tutarak sağ alt köşesine tıklayarak çizimi seçin. Bu dikdörtgen baskı sınırını tanımlamak için kullanılacaktır. Plot offset alanından çizimin kağıdın neresine basılacağını belirleyebilirsiniz. Bu alanda yer alan Center the Plot yani çizimi ortala seçeneğini işaretleyin. Preview yani ön izleme alanından bu değişikliği izleyebilirsiniz. Çizimin kağıdın ortasına yerleştirildiğini göreceksiniz. Ön izleme alanında görüntülenen büyük dikdörtgen kağıt sınırını küçük dikdörtgen ise çizimi temsil eder. Plot scale alanında yer alan Fit to paper seçeneği yapabileceğiniz en iyi seçimdir. Normalde çiziminizi gerçek ölçülere sahip bir ölçek üzerine yazdırmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için Fit to paper seçeneğinin işaretini kaldırın. Aktif hale gelen Scale açılır menüsünü açın. Bu listenin üst bölümlerinde standart mühendislik ve mekanik ölçekler bulunur. Listenin alt bölümünde ise bazı mimari ölçekler bulunur. Eğer bu çizim mimari birimler için ayarlanmış olsaydı bu ölçekleri kullanabilirdiniz. Bu çizimi basmak için listede yer alan 1'de 1 seçeneğini tıklayın. Ön izleme alanında görüntülenen kırmızı dikdörtgenle çizimin boyutunun kağıdın boyutundan daha büyük olduğunu göreceksiniz. Çizim ölçüleri 18 birime 14 birim ölçüldüğünden kağıda büyük gelmiştir. Öyleyse çizimi yarım ölçek daha küçük, yani 1'de 2 olarak bastırmayı deneyebilirsiniz. Yani çizim 1'de 2 normal boyutunda basılacaktır. Ön izleme penceresinde şu anda herhangi bir problem gözükmemektedir. Dilerseniz scale menüsünün altında bulunan alanları kullanarak kendi ölçeğinizi de oluşturabilirsiniz. Örneğin 1'de 3 ölçeği kullanmak için İkinci alana 3 yazın. Bu durumda çizim alanında 3 birim olarak ölçülen nesne, baskı kağıdında 1 birim olarak ölçülecektir. Şimdi değişikliği uygulamak için klavyeden Tap tuşuna basın. Bu aşamadan sonra çizim 3'te 1'i normal boyutunda basılacaktır. Bu ayarı tekrar yarım ölçek yapmak için bu sayıyı 2 ile değiştirin. Değişikliği uygulamak için klavyeden Tap tuşuna basın. Şimdi sonucu görebilmek için, Preview düğmesini tıklayın. Gördüğünüz gibi basılı kağıdın bir temsili görüntülenmektedir. Bu baskı ön izlemesi çizim alanı gibi çalışır. Çizimi yakınlaştırmak veya çevresinde kaydırmak için farenin kaydırma tekerleğini kullanabilirsiniz. Çizime biraz daha yaklaştığınızda çizgilerdeki kalem ağırlıklarını bile görebilirsiniz. Sadece bir problem var. Yazdırılacak her bileşen farklı katman renkleri kullanmaktadır. Bunun bir sorun olduğunu varsayalım. Üst bölümde yer alan X düğmesini kullanarak ön izlemeyi kapatın. Plot iletişim penceresini genişletmek ve ilave ayarlamalara ulaşmanızı sağlamak için More Than düğmesini tıklayın. Plot Style Table açılır menüsünden Manacorum Pen Table seçeneğini tıklayın. Evet düğmesine tıklayın. Bir sonraki derste Pen Tables kavramı hakkında daha detaylı bilgi verilecektir. Tekrar Preview düğmesini tıklayın baskı ön izlemenin şimdi istediğiniz gibi göründüğünü göreceksiniz. Bu noktada baskı oluşturmaya hazır durumdadır. X düğmesini kullanarak ön izlemeyi kapatın. Ardından tamam düğmesine tıklayın. Eğer çiziminizi yazıcıya gönderirseniz muhtemelen kağıda basılacaktır. Bu uygulamada PDF formatına basılacağından dolayı baskıya bir isim vermelisiniz. Baskıyı kaydedeceğiniz yeri masaüstü olarak belirleyin. Ardından kaydet düğmesine tıklayın. Ekranda görüntülenen grafik baskıya gönderilecek çizimin son örneğidir. Eğer çiziminiz bir başlık bloğunun resmiyetini gerektirmiyorsa, bu çizim alanı için pencere baskısı oluşturmak, tasarımınızın sağlam bir kopyasını oluşturmanın güzel bir yoldur.